Merhabalar arkadaşlar ben Turgut Uç ve hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, fark ettiğiniz üzere sadece bir gün içinde konuşabilir, çok daha rahat hareket edebilir hale geldim. E, bunun için şu mükemmel ilaca e, tapmak istiyorum. Yani bu augmentini her kim yarattıysa e, yanaklarından öpebilirim. E, bir gün içinde yani sadece 4 tap içtim dün sabahtan beri. Ve gerçekten konuşabiliyor, hareket edebiliyor. Çok daha e, keyifle e, karşınızda durabiliyor hale geldim. Hala boğazımda bir ağrı var. Yutkunmakta hala zorlanıyorum. Ama en azından konuşabiliyorum. E, onun için de e, kendisine çok çok teşekkür ediyorum burada. E, Aslında Tabii ki hala böyle bir halsizliğim falan var. O yüzden böyle bir içerik oluşturma, bir video oluşturma şansım olmadı. Lakin hani dün... Böyle hazır, hastayım da böyle bol bol yattım dinlenirken falan. Böyle sevdiğim yayınları, yayıncıları takip ediyordum. Ee, daha önce söylemiştim ya biraz daha açayım bunu mesela. Ee, ben e, Türkiye'de oyun yayıncılığı olarak ele aldığımızda 3 ismi e, gerçekten çok beğeniyorum. Diğerleri kötüdür demiyorum. Benim beğendiğim 3 isim çok ön planda. Ee, biri Easter Gamers. E, biri Pinti Panda, Biri de Jahreyn'de. Ee, bu üç ismin işlerini kaliteli yaptığını inanıyorum. Ee, sohbetlerinin çok keyifli olduğunu inanıyorum. O yüzden de izlemekten keyif alıyorum hepsini. Ee, bu arkadaşların dün özellikle yayınlarını böyle açtım, izledim bol bol. Vakit geçirmek istediğim zaman onların yayınlarını izleme hoşuma gidiyor. Ee, bunlar olurken işte dün Jahreyn'in yayını, bugün de denk geldim. Bir kıyamet kopması yaşanmış. Ben farkında değil iken... E, bugün de özellikle onun yansımalarını tekrardan görünce... E, özellikle Jahreyn'in çektiği son bir videoyu izledim. E, bayağı bir üzüldüm. E, Jahreyn'in avukatlığını mı yapacağım? Hayır, bana ne. E, Jahreyn'i seviyor olabilirim ama adamla bir kere oturup... E, ...denk gelmişliğim, görmüşlüğüm şuyum yok zaten adam yurt dışında yaşıyor. E, ama ve lakin... E, Adamın düşünce yapısının doğru olduğunu düşündüğümden ve yapmak zorunda kaldığı açıklamayı görünce gerçekten üzüldüm. Ee, daha dahası söylemek istediği şeyleri ben zaten bir süre önce yaşanmış başka bir olaydan kaynaklı olarak dile getirmeyi planlarken benzer düşünceleri görüp verilen tepkileri görünce dedim ki ben de bu konuda fikrimi ortaya koyabilirim. Zorunda mıyım? Hayır. Ama koyabilirim. Neyse ki bireysel bir YouTube kanalına sahip olmanın böyle güzellikleri var. Şimdi, bilmeyenler için öncelikle konuyu toparlayayım. Şöyle ki, e, YouTube'da Azeri Türk Oyuncu diye bir kanal var. E, bu arkadaşımız engelli. E, anladığım kadarıyla da engelli başka yani başka konularda da olabilir. Çok detay bilmiyorum. Konuşmasında bir zorluk yaşamasına sebep oluyor kendisinin. Eee... Jahreyn de bu konuda yap bir yayının da şöyle bir yorumda bulunuyor. Diyor ki... E, tabi yaptığı konuşmanın kısa bir kısmını, e, kısa bir bölümünü alıp üzerine yaygara koparılmış. Ben tamamını da izledim. E, adamın anlatmak istediğiyle o alınan kısımda çok fark var. O da ayrı mesele. Ancak o alınan kısımda bile çok büyük bir problem yok. E, duygu sömürüsüne karşıyım diyor ilk öncelikle Jahreyn. Burada... Bu kısım konu direkt böyle başlayınca adam'a tabii bir direkt bir yüklenme olmuş. Ee, öncelikle duygu sömürüsüyle karşıyın dediği kısım şu. Bu üzerine değinilmesi gereken bir kısım çünkü ben de birebir aynı şekilde düşünüyorum. Ee, engelli olan arkadaşımızın e, yayın yaparken bunu duygu sömürüsüyle yaptığını söylemiyor cahri. Engelli birisi yayın yapabilir. Engelli bir insan her şeyi yapabilir bir insanın engeli olması bir şey yapmak istemesine, bunun için çabalamasına, bunun için başarılı olmak istemesine ve başarılı olmasına engel değil. Engeli olması buna engel değil. Bir şey yapmayı gerçekten istiyorsa yapabilir. Dünyada sayısız örneği var bunun. Ve elbette ki de işte her şeyi yapsınlar. Seve seve. Bizden bence hiçbir farkları yok. Bence değil zaten yok. O yüzden de bir YouTube kanalına sahip olması, bir yayın yapması çok normal. Burada duygu sömürüsü olan kısım şu. Bu arkadaşın bazı takipçileri, ee, takipçiler duygu sömürüsü yapıyorlar şu şekilde. Arkadaşlar, kardeşimiz engelli. Takip edelim. Şimdi bakın bu duygu sömürüsü. Tamam mı? Şimdi benim ee, bu konuda yorum yapmadan duramamış olmamın sebebi bu gevurun, ee, bak gevur demem de birazcık şey. Bir ee, söyleyeceğim tezat bir durum ama çok politically correct dediği elin oğlunun ee, yapıya sahip olamıyor olmam. E, politically correct nedir? İşte bu özellikle son dönem Marvel ve DC'nin bol bol yaptığı aman siyahileri ayrı tutmayalım karakterlerimizi siyahi yapalım. Aman normalde asyalı olmayan bir karakteri asyalı yapalım onları da sevindirelim veya işte bu sadece bu konuda olma, olması gerekmez işte e, sekreter demeyelim yönetici asistanı diyelim kapıcı demeyelim apartman görevlisi diyelim gibi e, political correct dediğimiz bir yapı yavşaklık yani kısacası Türkçesi tam karşılığı yok ama böyle karşılayabiliriz e, o yüzden de şimdi burada siz engelli bir insanı yaptığı işe göre değildi. Aman abicim engelli. Takip edelim. Destek olalım. Derseniz siz bu adama destek olmuş olduğunuzu gerçekten düşünüyor musunuz? Şimdi burada sorulması gereken soru bu. Yaptığınız şeyin iyi bir şey olduğuna gerçekten inanıyorsanız gerçekten burada bir sorun var. Neden? Siz bunu yapanlar kendi aralarında şöyle düşünüyorlar. Abi adamı küçücük de olsa bir mutluluk versek fena mı? Değil. Sence değil. Bence öyle. Neden? Çünkü yaptığın şey kısa vadede mutlulukken uzun vadede büyük bir yıkıma giden bir durum. Bu arkadaşımız, bu ve bunun gibi arkadaşlarımız engelli olduğu için değil, bir şey yapabildiğini düşündüğü için ortaya bir emek koyuyorlar. Kameranın karşısına geçiyor veya başka bir işte olabilir. Şu an bu konudan örnek verdiğimiz için kameranın karşısına geçiyor. Bir şey anlatıyor ve insanların bunu izleyerek dinleyerek keyif almasını bekliyor. Videoları izleniyor şu bu. Sen şimdi bunu izliyorsun. 10 bin, 50 bin, 100 bin izleyici. Bu adam evinde baktığında aa benim videom 50 bin izleniyor. Aa benim videom 100 bin izleniyor. Diyor. Ve diyor ki kendi kendine ben demek ki işimi düzgün yapıyorum. Ben demek ki işimi güzel yapıyorum. O yüzden de çok daha iyilerini yapacağım. Ve çok iyi yerlere geleceğim. Beni yüz binlerce kişi daha izlemeye devam edecek. Ama halbuki sen bu izlenme sayısını kısa vadeli olarak kendi aranda yarattığın bir çemberle arkadaşlar adam engelli ya. Siz de izleseniz ya bak paylaşıp kendi Facebook sayfanda paylaşıp engelli beyler hadi hep beraber izleyelim. Bilmem sözlükte paylaşıp hep beraber toplu olarak izliyoruz bakın arkadaşlar deyip de suni bir 1-2 bir, haftalık 3 haftalık 1 aylık İzlenme sayılarını yakalatıp o adamı umut verirsen ve sonra o umudu elinden alırsan çünkü canın sıkılacak. O adamı o yarattığın ilgiyi alakayı yıllarca sürdürmeyeceksin. Bırak yılları aylarca sürdürmeyeceksin. Ve verdiğin umudu yine kendi elinde aldığın zaman bu adam çok daha yukarıdan yere düşecek. Ve sen o yere düştüğünde elini de uzatmayacaksın bu sefer. Uzatmıyorsun da bunu defalarca gördük. Ve sen kendi içinde o bir ilk yaptığın şey de var ya. Oh! Onu da mutlu ettik ha. Ya deyip gittin arkanda. Hayatına devam ettin. O adamın daha sonra yaşayacağı travma senin hiç umurunda olmuyor. E ne olacak ondan sonra? Yani bu adamı engelli olması veya olmaması fark etmez. Yaptığı iş hoşuna gider. Beğenirsin, izledin. Güzel. Adam güzel anlatmış. Eyvallah. İzlenmesini yaptın. Abonesini oldun. Paylaşımını yaptın. Eyvallah. En güzel sensin. Bravo. Ama işte o duygu sömürüsü diyerek anlattığı Jahreyn'in engelli arkadaşımıza yardımcı olalım. Yapanların yaptığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu gerçekten görebiliyor olmak lazım. Bu bu konu üzerinden tartışmaya çalıştığım şey değil. Bu genel bir aslında sosyal mesaj. Evet Turgut şu anda sosyal mesaj verme gayesinde. Bu genel bir yanlışımız. Ben bunu birkaç zaman önce yaşanmış bir olayda dile getirecektim dediğim olayda mesela hepimizin aşina olduğu bu e, genç bir e, kız arkadaşımız var. E, denk gelmişsinizdir. Eğlence dünyası mı? Eğlence diyarımın ne bir kanalı var. Kilolu olduğu için kendisiyle çok dalga geçildi geçilmiş bu arkadaşımızla ve videolarının hepsini silerek YouTube'a küsmüş ve gitmiş. Sonra işte İnanılmaz bir ne zaman okunuyor? Şu anda onun sesiyle birbirimize şey yapıyoruz. Ee, tam bu noktada böyle bir es vereyim, o bitsin. Bu noktadan devam edeyim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi kat yapacağım, hiç anlamayacağız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu arada arkadaşımızın kanalın ismine bakmaya da fırsat buldum. Eğlence Sokağıymış. Ee, bu arkadaşımızın Kilolu olduğundan dolayı böyle kendisiyle dalga geçildi, edildi falan bazı hadsizler, terbiyesizler tarafından işte ee, dalga geçildi. Bu arkadaşımız da bütün videolarını silerek YouTube'a küstü ve gitti. Bu buna ya, bu arkadaşımıza karşı yapılan ee, tutumun sonuna kadar %100 bir şekilde karşısındayım. Tamam. Bunu aldık cebimize koyduk. Eyvallah. Sonra bu arkadaşımızı YouTube'a geri dönmesi için bir kampanya, bir sosyal bilinç oluşturuldu. Ve işte geri dön, sen harikasın, sen mükemmelsin, şöylesin, böylesin, ver gazı, ver gazı, ver gazı. Arkadaşımız geri döndü. Geri döndürmek için bir yapılan bir çalışma ve bunun başarılı olması. Güzel. Tamam. Şimdi bu arkadaşımız geri döndü. Sen bir video yükledi ben YouTube'a geri dönüyorum diye. 700 bin izlenme. Süper. Altında yorumlar. Sen harikasın. Sen mükemmelsin. Müthiş bir yayıncısın sen. Sen yıkıyorsun ortalığı. Türkiye'de teksin zaten. Yorumlar altında gidip bakın. İşte political correct dediğimiz kısım birazcık bu. Yani şimdi bir insanı geri döndürmek için olanın üzerinde gösterirsen, o insana gereksiz bir umut verirsen, o aşağılama yapan hıyarlardan çok daha iyisini yapmış olmuyoruz. Bu arkadaşımız bu video yükledi 700 bin izlendi. Çok değil 2 gün sonra bir video daha izlendi. 200 bin civarına düştü video. Hemen sonra bir video daha yükledi 100 bin civarına düştü. Böyle çok ciddi bir düşüş yaşandı. Ve videoları yüklemeye devam ettikçe zaman geçtikçe bu video izlenmeler dev azalma devam da edecek. Neden? Çünkü tamam ben görevimi tamamladım. Kıza verdim gazı. Sen harikasın dedim, mükemmelsin dedim, patlarsın sen dedim, yırtarsın dedim. Kızı geri döndürdüm, ben görevimi tamamladım. Hadi eyvallah. Abone oldum. Ama izlemiyorum artık. Niye? Geri döndü. E şimdi kız en başta evinde duruyordu üzgün. Onu böyle aşağıladılar falan bilmem ne. Ondan sonra sen ona umut verdin. Ben gerçekten çok iyiymişim, harikaymışım ben. Dedirttin. Döndü, aa Hakikaten de öyleymişim. 700 bin kişi benim videomu izledi. E ondan sonra hani izlemiyorsun videosunu kızın. E kızın ondan sonra yaşayacağı travma ne olacak? O senin umurunda mı? Onun için kim bir daha sosyal bir e, bilinç oluşturacak? Kim onun kampanyasını yürütecek? Senin yarattığın travmanın düzelmesi için. Öyle bir şey yok. Ben bitti zannettim. Adam araya bayağı bir es koymuş. Canı sıkıldıkça okuyor demek. Uzun lafın kısası şu. Yaptığımız şeylerin iyi olduğunu düşündüğümüz bazı eylemlerin sonuçlarının sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini bazen düşünmemiz gerekebilir. Mesela sizler çoğunuz beni Geek Yapar'dan tanıyorsunuz. Geek Yapar'da katıldığım sohbetlerden tanıyorsunuz. Bu arada konusu açılmışken de söyleyeyim artık 50 kere sordunuz. Ee, bu videonun bir parçası olmamasına rağmen konu açılıyor, söylüyorum. Gig yapardan ayrıldım mı abi? Kavga mı ettiniz? Birbirinizle mi kapıştınız? Arkadaşlar Gig yapardan ayrılma gibi bir durum söz konusu değil. Ben zaten Gig yaparın resmi olarak bir parçası değildim. Ben Gig yapardaki bir konuktum. Ee, sevdiğim arkadaşlarım olduğu için beni videolarına konuk ettiler. Sinerjimiz de tuttuğu için uzun sürdü. Ee, başka videolarda denk geldikçe tabii ki konuk olmaya da devam edeceğim. Öyle bir arkadaşlığımız var bizim arkadaş ee, Geek Yapar ekibiyle. Durum bundan ibaret. Ayrılma gibi bir durum söz konusu değil. Diyerek konuya geri dönüyorum. Beni Geek Yapar ekibinde katıldığım videolardan tanıyorsunuz çoğunuz. Şimdi o videoları içinde anlatılan sohbetten, muhabbetten, keyiften, eğlenceden sevi seviyorsunuz çoğunuz. Peki öyle olmasaydı da sizler şey deseydiniz... 3-4 tane şişko oturmuşlar. Yazık garibim. Gelin la şunları sevindirek deyip kendi aranızda böyle toplaşsanız böyle Facebook'taki gizli gruplarda kendi arkadaş çevrenizde falan gelin beyler. Bu şişmanların hayattan soğumuşlar zaten. Sevindirelim deyip biz izleseniz biz de "Aa videolarımız izleniyor ya. Ne kadar güzel iş yapıyoruz." desek daha mı iyi olacak? Daha mı mutlu olacağız biz? E böyle bir şey olabilir mi? Yani engelli kardeşlerimizin en çok istedikleri şey, "Aa bunlar engelli" deyip ayrıştırılmamak zaten. Normal sokakta yürüyen bir o normal bir anormal, dedim de öyle algılanmasını da asla istemem. Hepsi herkes normal, öyle bir şey yok. Ama yani bir insan engelli olmayan bir insana nasıl bakıyorsan engelli olan insana da aynı şekilde bakmanı istiyor zaten bu insanlar. Öyle bir ayrışmayla, öyle bir acımayla bakmanı istemiyor ve sen bu adam bunu istemezken damarına basa basa bunu yapıyorsan ya o emin ol o hakaret eden adamdan daha büyük kötülük yapıyorsun zaten sen bu insana. Benim asıl üzüldüğüm de bir şey oldu bu arada. Yani onu söyleyecektim. Olayın sonunda ya yani bir tarafta Jahrein var, bir tarafta da bu işte Azeri Türk oyuncu arkadaşımız var. İkisi de çıkıp video çekmek zorunda kaldı. Anama, babama, bacıma, kardeşime, doğmamış çocuğuma, kedime, köpeğime küfür ediyorsunuz. Yazıktır diye. İkisi de. Yahu böyle aptalca bir şey olabilir mi? Yani hadi bir taraf derdini belki tam anlatamadı. Bir taraf bir şeyleri yanlış anladı. Aslında bence ikisinin de niyeti iyi. Ama alt tarafta bunları izleyen bir kitle var. Hiç, i̇kisinin de niyeti iyi değil. Belli, belli bir gruptan bahsediyorum. Hepsinden değil tabii ki. İki grup. İşte... Bunun grubu bunun anasına bacısına sövüyor. Bunun grubu bunun anasına bacısına sövüyor. E iyi mi oldu? Yani zaten hep söylüyorum hani daha önce de söyledim. Biz birbirimizle kapışmaya çok meraklıyız diye. Adam engelli olan kardeşimizi savunacak. Bunu Jahreyn de söylemiş. amına kodumun özürlüsü diye Jahreyn'e giydiriyor. Engelliyi savunurken. Bu kadar mı beynin ya bak hani seninki engel de değil. Senin beynin ölmüş. Ya beynin hiç gelişmemiş zaten. Embriyodayken kalmış, vücudun gelişmiş ama beyin gelişimini göstermemiş. Orada kalmış. Tamam mı? Öyle bir durum var ortada. Ne oldu? Ben engelli savundum. Neden? Çünkü sen yavşaksın. Sen bir şey yapıyormuş gibi gözükmek istiyorsun. Ama aslında yapmıyorsun. Durum bu. Güzel şeyler tabii ki yapmaya gayret gösterelim. İyi şeyler yapmaya gayret gösterelim. Özellikle engelli kardeşlerimiz. Kimsenin engelli veya bazı kusurları olan. Eğer kilo bir kusursa benim de kusurum var o halde. İşte görme olabilir, şu olabilir, her şey olabilir. Engel, kusur neyse. O kimsenin bir şey yapamazsın demesine zaten izin vermesinler. Vermiyorlar da. Hepimizden daha dirençliler, hepimizden daha kuvvetliler bizlerin bütün imkanları varken <laughs> hayat üzerime çok ço geliyor. <laughs> nefret ediyorum dediğimiz ortamda onca engellerine rağmen hayata dört elle sarılıyorlar. Müthiş güçlüler yani. Bizim acımamıza zerre ihtiyaçları yok. Onlar bize acıyorlar. Emin olabiliriz yani. Böyle bir durum varken işte acıma. O sana acır zaten yani. Ama daha önemlisi işte iyilik yapmaya çalışırken daha büyük kötülükler yapmayalım. Bu videonun temel Amacı bu. Siz birilerini sevindirdiğinizi düşünürken, bazılarınız iyi niyetli olarak da yapıyorsunuz bunu. Sevindirirken, sevindirmek isterken aslında daha büyük kötülükler yapıyorsunuz. Bu hayattaki en büyük kötülük birilerine suni umut vermektir. Ee, kimseye suni umut vermeyin bence. Beğeniyorsanız izleyin. Güzel iş yapıyormuş. Engelli, değil, engelli veya engelsiz fark etmez. Güzel iş yapıyor. Kötü iş yapıyor. Bu kadar. Beni kimse "Aa kilolu bu adam." "Aa şöyle." "Aa böyle." Ona destek olayım diye beğenmesin, izlemesin, takip etmesin. Benim anlattıklarımı, benim söylediklerimi eğlenceli buluyorsan, keyifli buluyorsan, bilgilendirici buluyorsan burada ol. Bulmuyorsan hoşça kal. Bu kadar. Böyle olmalı. Bu her kanal için böyle olmalı. YouTube dışındaki her işte de böyle olmalı. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.